Herkese yeni bir günden, cumartesi gününden günaydın, hayırlı sabahlar canlar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi, sabah 10 gibi uyandık, güne başladık. Aslında ben uyandığımda 9-9.30 civarıydı. İşte biraz sağlıyorum, biraz sonra Nilay'ın karnını doyur falan filan derken birilerinin kalktığını falan, salona gittiğini, geldiğini duydum. Ben Aytuğ kalktı zannediyordum. Alper'le Yakup kalkmışlar. Onlar bize bayağı bir erken kalktılar. Saat 10'du, Ali işten geldi. Dün gece 11'de işe gitmişti. Gece vardiyasına döndü. Annem işte kahvaltı hazırlıyorum zaten. Çayım kaynıyor. Demledim çayımı. Kahvaltımı hazırlıyorum arkadaşlar. Tepsiyi hazırladım çocuklara. Bugün de o yapamadığım ödevimi yapayım. Onu bitireyim. Kolum için. Olur mu? Tamam, o sonra içilecek. Şimdi ödevle onun ne alakası var? Babam dedi ya, ödevleri. Ha, tamam. Şimdi önce bir kahvaltımızı yapalım, ondan sonra ödevlere otururuz. Tamam mı kuzum? Çocuklara dün Ali şey yapmıştı. Şimdi Ali işten geldi, yattı direkt. Ben ona şimdi dün Ali'nin yaptığından yapacağım. Dün biz yemiştik. Aytuğ ve Alper'in de çok hoşlarına gitmişti. Onları yapacağım lavaşla. Alper'e sucuklu, yumurtalı, kaşarlı. Aytuğ'a sadece yumurtalı olacak. O çünkü sucuk, kaşar pek yemiyor. Aslında tost, okulda tost falan alıyor, yapıyor, evde yemiyor. Bize bütün garezi onun. Neyse canlar, şimdi çayım zaten uzun zamandan beri kaynıyor da. Bu arada ben şöyle kemik suyu çıkardım. Havuç ve elma dolaptan çıkardım. Nilay'a havuçlu, patatesli falan kemik sulu çorba yapacağım. Kahvaltıdan sonra onları hemen ocağa koyacağım. Ayrıca elmayla havuç suyu sıkacağım Nilay için. Bunları da böyle bir köşede hazır ettim. Salatalığımı, domatesimi çıkardım. Yani sabah sabah maşallah böyle hızlı bir şekilde güne başladım. Ellerimi yıkayayım hemen. Tepsiye olamayacak şey kadar işte kahvaltılarımı koydum. Şimdi sizi şöyle alıyorum. Canlar. Yumurtamı alayım. Yumurta, sucuk, kaşar. Bunların hepsini bir çıkaralım. 1, 2, 3, 4. Yumurtanın komple yerini koyayım ben. Şöyle içinde de domates var. Biraz da kaşar. Arkada kaşar yapacağım çünkü. Ve sucuğumuzu da çıkaralım. Başka bir şey. Ne yaptın anne? Yardım edeyim mi? Aşkım. Hadi sofrayı götürün anneciğim. Tabii ki önce sucuk ve kaşarı ben hazır edeyim. Ondan sonra diğerlerine başlayacağım. Lavaşımızda 4 tane kalmış. 2'şer kattan bir tane Alper'e, bir tane Aytuğ'a yapacağım. Biz dün yemiştik zaten. Onlar da şimdi bugün hafta sonu. Dün biz markete gittik ama lavaş almayı unutmuşuz. Yoksa şimdi fazlasıyla yapardım. Ayrıca de yumurta kavururum. Zeytin, peynir, salatalık, domates, her şeyimi çıkardım zaten. Biraz arasına, biraz da üstüne. Dün babam yapmıştı ya kızım, abingile yapıyorum. Aynısı. Bu böyle kabak resim kenarda, camında. Ne? 4 tane var anneciğim. O da abingile yeter. Aa, ben ne yiyeceğim tokuları? Anneciğim hadi sofrayı serin. Sirkeli o zaman kızım. Akşamki sirkeli olmamış mı? Merhaba. Tamam anneciğim. Hadi sofradır, sudur. Her şeyi götürün bebeği. Anne. Annem. Bir şey yok. Hadi kızım her şeyi götür. Sucuğu nasıl doğradığına baktım. Hı-hı.
Çocuklarımız da şöyle bir kenarda dursun. Yumurtalara geçelim. Önce altınkini yapacağım. Altını açayım bunu. Bu arada bugün bizim misafirlerimiz gelecek. Annemin misafirleri var. Teyzem ve gelinleri gelecek. Şimdi annem de bugün biraz erken kalkmış. Aşağıdan sesler geliyor. Kısır yapacağız. Ondan sonra ayrıyeten annem yemek falan yapacak. Bir de ben çayın yanına yemek için böyle tatlı falan, ya tatlı ya kek, bu tarz bir şeyler yapacağım. Hadi bakalım. Ha, bunda şey kalmamış hiç ya. Bu arada bunun içinde yağ kalmamış. Ne götüreyim? Hı? Oğlum, buzdolabından bir şey kalmadı. Sen sofrayı, yağı da almanız lazım. Yarın bir markete gidelim Ali ile. Yine. Şöyle yapayım dediğimi buraya koyayım. Sofrayı götürdün mü annem? Serdin mi? Sabah serildi. Ekmek. Ekmekleri götür. Lavaşları bana koy. Buraya yanıma koy. Koyalım. Yetersiz. Efendim kızım? Tuz atmadın değil mi bana? Tereyağını kaybetmiş. Ne yapmış? Tereyağını kaybetmiş. Kız mı oluyor? Birinci sınıfta oluyor. Ben dedim ki bir daha böyle bir şey olursa açacağım. Anlamadım. Bir tereyağını seçeceğim. Birinci sınıfta oluyor ya. Aysu da çok... Açacak. Açacakları hep çalınırdı. Biz de ona giderdik, hep böyle afilli, güzel, böyle işte cicili bicili güzel şeyler alırdık. Açacaklar alırdık. Her aldığımız açacak kaybolurdu. Her aldığımız açacak kaybolurdu. Sonra ya, normal açacak almaya başladık. Çalınmaz oldu. Kaybolmaz oldu. Küçük bir zaten. Hani böyle ayıcıklı, figürlü, işte... Kutulu mutulu böyle güzel açacaklar oluyor ya. O tarz açacaklar alırdık. Onlar hep kaybolurdu. Düz küçüklerde almaya başladık, kaybolmaz oldu. Evet, sonra vazgeçtik. Düz klasik bildiğiniz sade düz açacak aldık. Onlar kaybolmaz oldu. Demek ki kaybolmuyormuş. Anneciğim, şu domates salatalığı yıkayıp şunların içine doğrarız. Şimdi yumurtamı bismillahirrahmanirrahim döküyorum. Ve şunu kullanayım mı bunu? Şöyle bir yaydıktan sonra şeyle şey yapsana. Evet, altını doğru kısıyorum canlar. Onu unuttum. Niye düşük tıklıkla böyle? Hayır. O kornişon salatalık olduğu için turşuluk salatalık. Lavaşları ne yaptın oğlum? Götürdüm, onu da götürdüm. Anneciğim, bir de aklında bulunsun. Ne? Mesela sen altına şöyle yaparken bir tabak alacaksın, tamam mı? Böyle. Doğru, unuttum. Tezgahımızı temiz tutuyoruz. Lavaşlar nerede, burada mı? Götürdüm lavaşı ya. Lavaş. Duymadım. Aferin sana. Yakup kahvaltı hazırlayana kadar ödevini yapıyormuş. Aferin. Bir daha böyle tutup olma ya. Akıllı oğlum benim. Ha? Bir daha böyle almayın. Bu kesin. Salatalık yoktu annem. Hiç salatalık bulamadık. Aşağıda kim var şu an? Şu an kimse yok ya, daha erken. Öğleden sonra gelecek teyzemler.
Nasıl, kim biri mi gelecek? Her akşam sen gelmiyor musun? Kaybolurdu diyordum. Bu akşam teyze gelecek, Burcu ablan gelecek, Hüseyin ablan gelecek. Hayır, şu anda kim var aşağıda? Kimse yok. Emin ablam da var, anneannem var. Şey gitti o. Evet Ahmet abi. Anneciğim, sen bu açacaklardan mı koyacaksın? Evet, ondan sonra ondan koyunca Aytu abinin açakları çalınmaz oldu. Eski ya bu. Evet. Bence en rahatı bu düz açacaklar. Bence de. Ama ben acık açacak kullanmıyorum artık. Çünkü sen uçlu kullanıyorum. Ben uçlu şey kullanıyorum. Tükenmez kalem kullanıyorum. Şu domatesi sen yaparsın. Ben domatesi yapamıyorum. Bu çok zor bir şey. Evet, domates yapıyoruz. Şimdi suyu keseceğim annemizle. Biz de çok yapardık onu. Yapmayacaktın ha. Nasıl yapar o adam bunu ya? Dur yapacağım. İyi. Dur sen bir. Güleyim adam. Aa, bunda olmuyor. Şimdi patatesi. Bir tane daha lavaş koyuyoruz. Bak anneciğim. Bir saniye annem. Kalan yumurtayı da. Bu Yakup'unki, Aytun'unki arasında kaşar ve sucuk istemediği için ona sadece yumurtayla yapıyorum. Tabii bu şekilde değil. Yumurtalı, sucuklu çok güzel oluyor. Ne yaptın annem sen? Hiç yapmadım. Bunları keseceğim. Bu şekilde havaya vuruyor. Vurdukça patates yukarı çıkıyor. Şimdi çok güzel kokusu ya. Değil mi? Ben kokalamıyorum. İyi o zaman. Harika harika. Hemen diğerlerinin yumurtasını hazırlayayım. Başka var mı? Şey yok kızım ya. Tortilla dün alacaktık. İki tane kalmış. O yüzden bir tanesini aldım, bir tanesini. Şimdi tortilla şeyde var mı dün Ramazan'da? Yok, Ramazan satmıyor maalesef. Şu da keseyim de oraya sonra dökerim. Bu kesilmiyordu daha fazla çünkü. Sen bence orada kalsın zaten. Yakup tuzlu seviyor ya. Bunu tuzlu doğru. Onu ama buna bol tuz at, tamam mı? Ben az tuzlu olmuyor. Böyle bol bol tuzlu olacak. Böyle bol bol böyle. Tamam, attım. Babasının oğlu. Ben mutfakta bir iş yaparken hemen gelir yardım eder bana. Ya sen bol 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 atmamışsın ki ama ya. İyi görünmüyordur o. Tuzu koy, ben iyi şey yaparım. Sıra geldi. Sucukları biraz kızartıp öyle yapacağım. Araya koymayacağım ben. Babam araya koymuş. Biraz kızartıp öyle yapacağım. Güzel. Bunu yapması çok zor ya. Ben bunu çok iyi yapıyorum. Hı? Şöyle yapıyor. Onun efsane yapıyor bunu.
yapamıyorum. Aman aşçı yavrum, usta. Ama tabii Allah. Ki eğitimini gördükten sonra veya biraz el becerisi olan herkes yapar. Babam bunun bir yıl ya da bir buçuk yıl, tam emin değilim, eğitimini aldı. Sonra 10 sene çalıştı. 10 sene aşçılık yaptı. Evet. 10 sene askerliğini de aşçı olarak yaptı Ali. Bakayım, biz evlendiğimizde bu 17 yaşında falan gitti. Kim? 18, 17 yaşında gitti oraya. Ondan sonra nereye, askerliğe mi? Hayır canım, liseden sonra. Ne, 17 yaşında değil de askerliğe mi? Hayır, şey, turizm ve otelcilik okuluna. Anacığım bak, ilk defa yaptım ha. İlk defa düzgün yaptım ha. Bak, görüyor musun? Aferin oğlum. Şurada bir iki yerinde şey kaldı. Şu an İzmit öğrencisi olarak gayet elin yavaş yavaş oluşuyor, yakınlaşıyor bu tarz işlere. Çünkü neden? İçinde heves var, mutfağa girmeyi seviyorsun. Bu da neden kaynaklanıyor? Tabii ki de evin babası mutfağa girdiği için çocuklarına örnek oluyor. O hep kahvaltıyı Ali Bey hazırlıyor. Hep kahvaltı hep Ali Bey'in elinden diye saçma sapan konuşanlar, bakın Ali Bey çocuklarına ne kadar güzel örnek oluyor. Evde mutfağa girip yemek yaparak, evde herhangi bir ev işlerini yaparak, ondan sonra bismillahirrahmanirrahim. Bunun için ayrı tabak vermen lazım. Ondan sonra bakın nasıl çocuklarına, evlatlarına ne kadar güzel örnek oluyor. Görüyor musunuz? Efsane kestim ha. Tamam bu. Bu da tabak da lazım. Bunu koyalım. Bu şimdi nasıl doğrayacağım ben bunu? Düz limon keser gibi nasıl? Onu mu? Ortadan iki yere alacaksın. Böyleyim. Biraz çok dikkat edin, kayıyor. Tamam. İkisini de ters çevirip böyle dilimleyeceksin. Peki, ters yaptım. Çevir. Daha rahat olur. Kayıyor. Kendini de tehlikeye atmayacaksın. Onun kayması demek senin tehlikeye, yani elini tehlikeye atmak. Kestim ikisini de. Bir daha keseyim mi? Şöyle. Aa, olabilir. Kes. Hafif de tuzlayalım onu yine. Tuzu ne yaptın? Tuz şurada. Tezgah üstüne koydum şeyi. Tamam, yok böyle. Tamam, hafiften bir tuzlarız. Şöyle de. Şimdi canlar, sucuğu ve yumurtayı pişiriyorum. Alperinkini yapıyorum ben. Kaşarlı. Nasıl atayım? Tuzu ne kadar atayım? Tamam mı? Dur, şunu döndürmem lazım. Tamam. Şimdi şöyle bir araya biraz kaşar atalım. Ne yapalım ki? Bakalım. Ondan sonra bir tane lavaşla alt üst yapsam mı, öyle mi koysam? Koy hadi ya, koy. Koyuyorum zaten, ters çevireceğim ya. Hafif şöyle üstüne. Şimdi bunu böyle bir tersini çevireceğiz. Allah. Süsane olmuş ha. Bu araya da güzel bir kaşar. Sen olmuş. Kaşarın hepsini atayım. Çok atma sen. Çok atayım mı? Tamam, kalsın. Şimdi canlar. Baharat attın mı şu yumurtayı? Keşke atsaydın ya. Bunu da böyle döküyoruz. Bu biraz daha fazla olur. Tamam, sonra şimdi tekrar alt üst yapacağım ya. Ve böyle kenarlarına yayıyorum ki kenarları kuru kalmasın diye. Neyle yapıyorsun? Ayı bak, bunların hepsini ben yaptım. Bunu içinde ben yaptım. Of of of. Yine de yanında yat. Bu abi, bir şunu tutalım mı? Ya onu tutalım. Bunu tekrar bir şöyle küçük tutalım. Şöyle durmadan önce. Şunu tekrar. Şunların hepsini içine doldurup çöpe atalım lan. Ayı bak, izle beni bak. Görüyor musun? Pratik pekala.
Anana çekmişsin yavrum. Bunu ne için yapıyor? Ve tersini çevirelim. Altı bakayım bir göre olsun. Tersini çeviriyorum kızım. Masasını boğuca yaptım. Bir şey olmaz. Masanız nerede oturun, o sorun değil. Önemli olan lezzetli lezzetli diyelim. Ama iyi kaynardım bu ayma göre. Aferin sana annem. Okey, aferin. Hemen şunlar da ama. Şu bıçakları da yıka. Şimdi çayımın altına tekrar bir yatayım. Soğuk çayı hayatta sevmem. Böyle ısınması gerekiyor. İyice sıcak olacak. Soğuk çay demiyor. Soğuk çay alalım ya. Alırız. Ya dün aslında dün markette arkadaşla karşılaştım. Selma ablamla, Mayingen'le karşılaştım. Emin'in? Emin'in annesiyle, evet. Onunla sohbete daldık. Alacağımı unuttum. Baktım babam kasaya gitmiş. Dedim hadi neyse ne alacaktım. Önemli olanları aldık en azından. Evet, bu da pişmiş canlar. Ne almadık ki? İşte birkaç alacağım bir şeyler daha vardı. Selma yengeni hatırlıyor musun Aylin? Seni çok kucağında gezdirirdi okula gidip gelirdi. Sen o zaman 2-3 yaşlarım vardı çünkü. Sağ olsun, çok yardımcı olurdu bana. Ona şimdi şey yapacağım. O çalışıyor arkadaşım Selma. Salı ve cuma günleri boşum dedi. Salı ve cumaya kendimi ayarlayıp, salı ya da cumaya yani herhangi bir günü kendimi ayarlayıp onun yanına gideceğim oturmaya. Evlerimiz yakın da normalde çalıştığı için. Bu da tamam zannedersem, evet bu da tamam. Hop. Açılmış biraz ama açılmamış. Şimdi ben şunu da alacak ısıtacağım tekrardan. Bakarım. Aytun sıcak sıcak yesin diye. Efendim. Yumurta yapacaksın. Onda üf şey, böyle of öf. Yumurta yapacaksın. Şey yapabilir misin? Beyaz olmadan. Çık yavaş kal. Nasıl yani beyaz olmadan? Ben gidiyorum Aycım artık, tamam. Tamam tamam, al al bunu götür. Ne yazık, çok olmaz. Kep yapmayı istiyor musun? Ney? Of of of. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bak 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 bak. Sıcak 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 arası kaşarlı peyniri tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Of 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 of. Buyurun kahvaltıya. Farklı bir çeşit. Götür annem. Hadi. Hemen. Bunu tekrar ısıtmak istedim oğlum. Çünkü ilk önce bunu yaptığım için soğudu. Soğumasın, sıcak sıcak yesin. Ay, o aşkım o krem rengi tavayı verir misin? Yok, bununla kullanmayacağım zaten. Öbür tavayı verir misin bana? Şöyle tavasında kalsın, sıcak kalsın. Hemen bize yumurta kavuracağım Aylin'e. Ben bunun bir yani Alper'e ve Aytuğ'a yaptığım için. Ne kızım? Niha hepsi tepside anneciğim. Şimdi bizim yumurtamızı kavuruyor. Bize de ayrı yumurta kavuracağım. Ne kadar çok yumurta yiyorsunuz. Evet. Bunu da koyuyoruz tekrardan. Onu da dilimleyeyim. Bunu şeyin içine koyalım. Hafta sonu güzel böyle sevdikleri şeylerle kahvaltı yapsınlar kuzularım. Evet, bu da hazır canlar. Hadi bize afiyet olsun. Hadi ben doydum, elinize sağlık. Aa, istiyorum, çok istiyorum ya. Afiyet abi, olsun oğlum. Abi o direksiyon şey falan 3D printer'ları yapılmış. He o üçte üçte şeyle yapıyorlar falan, üçte yazıcı yapıyorlar. Tren yol değil de işte şeylerde satılmaz mı? Neyle? İnternette. Peyni borsun. Hatta bunu da yapabiliriz abi. Sen Yaparsın aslında oğlum, çok basit bir şey o. Şeyli sistem yapacaksın, dişli sistem yapacaksın. Onu çevirince öyle dişli sistem yapman lazım. Bir de araba ses çıkartmayan ses o oyuncaklar da sen şey... Arkadaşlar da alem ya. Saatlerimiz bir kahvaltımızı yaptık. Arkadaşlar. Salon bir süpürülüp silindi. Buradayım şimdi. Ama sen oraları neden yine karalamışsın? Ay, çizgi yapacaktık, böyle yaptım. Böyle. Tamam, onu silelim o zaman hemen. Evet, ablası sen siler misin onları? Hayır, masanı değil, şunu. Tamam, bir şey olmaz annem onda. Sen siler misin ablası? Yırtılmazsın. Burada silgi. Hadi kızım.
Yavaş yavaş, yavaş yavaş sil. Dolapta silme sakın. Tamam, noktaları silme. Sildi bile. Silinmez hadi. Salonu robot süpürgeye bir süpür sil yaptırdık. Kızım sabah güzel kahvaltı yaptı teyzelere. İnşallah iyileşiyor kızım. Bu gece rahat uyudu. Oy 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 bebeğim, bebeğim, bebeğim. Kurban olurum. Anne. Nereye gidiyor canım bu tostuk tostuk? Artık evin içinde her yerde geziyor evin içinde. Nilay ne yapıyorsun? Bak bak bak, robot süpürgeye geldi, bak bak bak. Yalnız çalışırken robot süpürgeden çok korkuyor. Ne yapıyorsun? Robota suyu var mı? Kapat. Bu konuşunca nasıl korkuyor, geri geri çıkıyor. Dün zaten yatak odası, çocuk odası, koridor, her yeri süpür sil yaptırmıştım. Şimdi yaptırmama gerek yok. Anneciğim kapat. Koy onu. Yakup'un Nilay'ın önüne oyuncaklarını koyalım. Bu senin. Bu bitti değil mi? Bunu şeye koyacağız. Aylin kalkacak mı yerden? Dosyaya koyacağız. Şuraların tozunu almam lazım. Anneciğim bak, ona fotokopi diyeceğim, fotokopi. Nilay. Gel. Gel kızım, Nilay. Nilay. Buradayım. Gel. Ay şey koyalım. Aa! Ben yapamıyorum. Ya Yakup. Aşkım. Gel. Anneciğim karalamaz. Ya karalıyor. Yakup karalamıyoruz ama. Karalamıyoruz. Daha geçen gün bunu ben bir güzel yıkadım değil mi? Temizledim. Geçmiyor bir de kızlar. Bu kalem izleri Domestos'la bile geçmiyor. Nereye düştü silgin? Domestos'la bile geçiremiyorum. Zorla geçirdim o silgi kalem izlerini. Kuzum sen kahvaltıdan sonra su içmedin. Gel bakalım. Nina. Hadi sen de başla. Önce üzerini bir değiştirir misin kızım? Pijamalarını çıkar. Helal. Helal aşkım. Bugün daha iyi ya. Çok şükür Rabbime. Dünden bu yana daha iyi sanki. Aylin bu senin buraya koymayalım da bir şey olmasın. Bu doldurulacakmış. Okula götürülecekmiş. Şuraya koyayım. Dur aşkım. Çekil bir. Diğerlerini yıkamamış mıyız? Aa, şunu giy. Şu güzel oluyor sana. Alır mısın? Yere düştü. O yere düşeni de al. Sofraları falan sirkeledim hepsini. Kahvaltılıkları şöyle bir tezgahın içine koyacağım. Kahvaltı bulaşığını yani. Önce bir kek yapacağım arkadaşlar. Keki fırına attıktan sonra kahvaltıyı bulaşığı toplayacağım. Zaman kaybetmemek için. Çünkü saat artık 1:30-2'ye geliyor. Hem ben bir yandan çocukların ödevlerini yaptırıyorum. Hem ortalık topluyorum. Hepsini ödeve oturtturdum. Sadece Aytur, yani küçükleri oturtturdum, öyle söyleyeyim daha doğrusu. Büyükler daha oturmadılar. Aytur da birazdan oturur. Çünkü birazdan Nilay'ın tekrar uykusu gelir. Onun üstünü daha değiştirmedim. Akşamdan yatarken temiz değiştiriyorum. Temiz kıyafetler giydirip böyle yatırıyorum. Şimdi sabah kahvaltı yaparken biraz kirlendi üzeri. Önlük de takmadım ama aslında şu silikon önlüklerden alsam diyorum. Ama AVM'ye gidip bir ebeveye bakmam lazım. Elimde önlük yok değil tabii ki. Var da bebek önlüğü abilerinden almasından kalma bayağı bir var. Böyle
Buzda değil. Öyle çok eskiyenlere atmıştım zaten. Onları atmıştım. Zaman kaybetmeden hemen şöyle hızlı pratik bir şekilde toplayalım ortalığı. Sizler ne yapıyorsunuz? Hafta sonu nasıl geçiyor? Yazarsınız bana yorumlarda. Artık okul açılınca gezme tozma olayları da pek fazla kalmadı gibi. Salatalığı da çok doğramışız. Yiyemediler fazla. Çocukların da sağ solu belli olmuyor. Bazen salatalığı istiyorlar, yemek istiyorlar. Doğruyorum. Bazen bakıyorum. Doğruyorum, yemeğim var. Kalıyor bazen işte. Güzel böyle fındıklı, limonlu, güzel bir kek yapayım. Biliyorsunuz benim fındıklı limonlu kekim güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Neyse önce şunu çekip ortadan bir kaldıralım. Dün benim bir takipçilerimden bir takipçim şey göndermiş. Geçen gün bahsetmiştim size. Güne gittiğimde gün arkadaşlarımdan biri kahvenin yanına şey yapmıştı. Küçük küçük şöyle döneyim, çevireyim. Küçük küçük krem şantili bisküvili böyle ufak ufak toplar yapmıştı. Kahve yanına atıştırmalık. Krem şanti, size de anlatmıştım. Krem şantiyinin içine, krem şantiyi çekiyorsun, içine petibör bisküviyi mutfak robotunda un haline getirip yoğuruyorsun. Bu kadar. Sadece iki malzeme, başka bir şey yok bunu. Sonra bunu yuvarlıyorsun, böyle yumuşak bir hamur oluyor o. Yuvarlıyorsun, Hindistan cevizini buluyorsun, yuvarlak yuvarlak toplar oluyor böyle. Şu kadar, ceviz kadar. Cevizden hatta biraz daha küçük böyle. Cevizden biraz daha küçük, evet. O şekilde kahve yanına atıştırmalık çok güzel oluyor. Ben yapacağım demiştim. O günden beri aslında çok basit olan bir şeyi bir türlü yapamadım. Malzemelerini de çıkarmıştım ama olmadı. Bir türlü yapamadım. Başka şeyler çıkıyor. Nilay'ın zaten evde çocukların hepsinin hasta olmasın. Yani çocukların hepsi hastayken ben bir çeşit yemek yapabilmişsem ya Rabbi şükür diyorum. Çünkü beşi birden hasta. Hepsinin ilacı, ne bileyim, hepsinin ilacıydı, yiyeceğiydi, yemeğiydi. Yani o doktora götür, rapor al, okula götür, gel, beslenmesi. Yakup'un biliyorsunuz güne özel beslenmesi var. Kafanıza göre koyamıyorsunuz. Öğretmen bir beslenme listesi hazırlamış. Yani bu kadar şeyin içinde ben günlük bir çeşit günlük yemeğimi yapabilmişsem bu bana ne mutlu dedirtiyor. O yüzden... bu kadar basit olan bir kahve yanı ateştirmalığını yapamadım. Bir takipçim bana hemen göndermiş. Onun benzeri bir tarif göndermiş bana Instagram'da. Dün baktım, hemen onu kaydettim. Çünkü gerçekten çok, o da çok basit bir tarif. O nasıldı? Dur bakayım. Bir bardak yağ. Bir bardak da bir çay bardağı büyük cam olacak çay bardağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. İçine krem şantiyi toz olaraktan döküyorsun. İki çay bardağı da bardağı da bardağı da iki çay bardağı da un. Ve bunun
üçünü karıştırıyorsun. Üç malzeme bu da. Hatta bana bu tarifi göndermiş. Reels videosu olaraktan göndermiş. Göknur bak senin söylediğin arkadaşının yaptığı tarif demiş. Bu da bir değişiydi arkadaşlar. Bu fırınlanıyor. Benim yaptığım fırınlanmıyor. Bu fırınlanıyor. Bunda da işte bir bardak yağ, bir bardak krem şantiyi toz halinde, iki bardak da unu bir güzel yoğuruyorsun. Yuvarlayıp beyaz bir şekilde, beyaz oluyor zaten. Yuvarlayıp fırınlıyorsun. Çıkınca da sıcak sıcak üzerine şey ekeliyorsun. Pudra şekeri ekeliyorsun. Bu da böyle hem çay yanına hem de kahve yanına atıştırmak için dün akşam bana göndermiş. Bunları deneyeceğim. Ama şu çocuklarımın iyileşmesini bekliyorum. Şimdi bugün anneme misafir gelecek. Ben annemin misafiri için de işte kek falan bir şeyler hazırlayacağım. Galiba annem geliyor. Bir ses duydum ama bilmiyorum. Evet, annemmiş. Ne yapayım? Kahvaltının sofrasını topladım. Bulaşıkları yıkayayım. Bir kek yapacağım şimdi. Kız içeride. Kahvaltı yaptı. Bugün gece uyudu. Çok şükür. Bu gece iyi uyudu. Kahvaltısını da güzel yaptı. Oynuyor içeride işte. O kendi kendine oynarken ben de hemen mutfağı toplayıp şey yapacağım, kek yapacağım. Tamam. Annem de merdivene kadar çıkmış şey yapıyor. Ne onun adı? O da misafirlerine hazırlık yapıyor şimdi. Tabii ben bu kek kısmını falan bu videoya eklerim arkadaşlar. Öğleden sonra çünkü ben bütün günümü ikiye böldüğüm için, iki kanalıma böldüğüm için günümün ilk yarısını bu kanala Çavuş Ailesi'ne, günümün öğleden sonraki kalan yarısını da diğer kanalıma koyuyorum biliyorsunuz. Vlog yapıyorum. Yani misafirin gelmesi, işte kısır yapacağız. Annem başka yemek falan da yapıyor yanına. O kısımları da akşamki vlogda izlersiniz. Günümü ikiye bölüyorum biliyorsunuz. Böyle her bir olaydan yok. 3 video, 5 video, 10 video falan çıkardığım yok. En azından ben çalışıyorum. Yani en azından çalışıyorum. Öyle boşmuş, aylak aylak dolanmıyorum ortada. Çalışıyorum Allah'a şükür. Emek veriyorum. Evet, şimdi bulaşık makinamızı hemen boşaltalım. Sizi şuraya alayım mı? Şöyle. 23 30 40. Yani değiştirebilirsin annem. Yakup nerede? O vardı. O ödevini yapıyor. Sizin gibi değil. Ödevini yapıyor. Her 4 sırada bir mola veriyor. Hayır. Her 4 sırada bir mola veriyor. Aşağıya anneannesinin yanına iniyor molada. Annem molada dedi, bir dakika telefonuma bakabilir miyim dedi. Bak dedim. Telefonunu da aldı, aşağıya indi. Dedim aşağıya niye iniyor dedim. Telefona bakacağım dedim. Olsun dedi, anneannemin yanında bakarım dedi. şimdi ödev yaparken birinci sınıf Alper bana arkadan bir şeyler yapıyor. Şöyle bir kamerayı çeviriversem mi? Birinci sınıf illaki arada bir sıkılabiliyor. Ama Allah'a çok şükür şeyin adı kulağına kurşun. Ödevlerini yapıyor. Sorumluluğunu biliyor. Sadece böyle tabii ki daha o bir çocuk. 6 yaşında yani. 6 yaşında pardon. Biraz fazla yazdığında eli ağrıyabiliyor falan. Mesela ona bir şeylerle ödüllendirirseniz daha yatkın oluyor. Şey ödev yapmaya. Mesela diyoruz ki biz 4 sıra yap. 4 sırada 5 dakika 10 dakika mola. Molada ne yapacağım?
Ya mesela telefonla oynamasına 5 dakika bakmasına izin veriyoruz ama Süreyya da uyuyor. Mesela aşağıya iniyor. Diyorum ki hadi 10 dakika in aşağıya. Anneannenin yanında, Emine ablanın yanında dur diyorum. İniyor, 10 dakika sonra geliyor. Herhalde aşağıda soruyor 10 dakikam doldu mu diye. Saatini şaşırmadan geliyor. Hemen oturuveriyor, masası orada sabit duruyor. Hemen oturuveriyor masasına. Hemen başlıyor yapmaya ve güzel de yapıyor. Öyle yamuk yumuk da yapmıyor. Eli çok düzgün değil mi? Fark ettiysen. Eli düzgün, güzel yapıyor. Neyse ben şu bulaşıkları bir arka tarafı bir temizleyeyim. Sonra kek yapalım. Canlar hemen kekimizi yapmaya başlayalım. Mutfağımı toparladım. Bulaşık makinemi falan boşalttım. Bu çıkan bulaşıkları da koydum içine. Şöyle 3 yumurta kırdım. İki ölçü yapıyorum her zamanki gibi. Ben bunu her defasında hatırlatma yapıyorum ki işte niye iki bardak koydun, niye bu kadar koydun falan demeyin diye. Kalabalık aileyiz. Büyük tepsiyle yapıyorum. Kek kalıbıyla diye, kek kalıpları küçük oluyor çünkü. Büyük tepsiyle yapıyorum. İki ölçü yapıyorum o yüzden. Hemen bismillahirrahmanirrahim. 2-3 dakika kadar çektim. Gayet güzel kıvam aldı. Hemen diğer malzemelerini koyalım. Önce süt koyalım. Bir buçuğa yakında yağ koydum. Klasik anne keki. Ama aslında şöyle klasik anne keki derken ekstradan limon ve fındık koyacağım için. Şimdi bunu bir karıştırayım şöyle. Canlar limon, iki tane limon rendeledim. Böyle limon kokusu bol ağır olsun dedim. Belirgin olsun dedim. İki tane limon rendeledim. Fındık bunun içine koyuyorum. Bunu da üzerine, açık kalsın da unutmayayım, üzerine serpiştireceğim. Her şeyi şöyle unla beraber koyayım. Kabartma durumunu da karıştırayım. Fındıklı limonlu çok güzel oluyor. Hatta bir de kakao da koyarsan da güzel oluyor da. Şimdi böyle sade yapmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1-2 Bunu da şöyle karıştırabilirim. Tamam. Efendim anne. Paşanın şeyini çektim. Bak paşayı çektim. Paşayı mı çektin? Evet. İki pakette kabartma tozu koyuyorum. Vanilya koymuyorum ben artık. Şimdi kekin hamurunu bu şekilde çok seviyorum ben. Şöyle bir alıyorsun. Harika olmuş. Gerçekten. Efso olmuş. Efso. Kıvamı da iyi gibi duruyor bana. Böyle bakarsam iyi. Kıvamı da iyi. Evet. Benim meşhur karışık çekmecem. Fırça lazım. Bunu yağlamıştım. Şeyi. Tepsimi yağlamıştım. Bismillahirrahmanirrahim.
Şu anda Nilay içeride ağlıyor. Bana abi şu bıçak kısmı şey, şunu koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yüzümü kadar çıkarma. Fırınımdan memnun değilim. Her defasında fırının azizliğine uğruyorum. Her zaman yaptığım kek, bir misafire yapıyorsam, kendi evime yapıyorsam hiçbir sıkıntı yok. Bir misafire yapıyorsam bazen bir aksilik olabiliyor. Sonra bazı akıl yoksunu insanlar bir keki bile beceremiyor diyorlar. Gözünüzü seveyim. Bir eleştirecekseniz de haklı eleştiri yapın da hakkımı, günahımı almayın. Hoş, bana bir şey olduğu yok. Herkes benim neyi yapıp neyi yapmadığımı çok iyi biliyor. Herkes kimin hangi konuda becerisi var, hangi konuda becerisi yok, herkes onu çok çok iyi biliyor. Hiç kimseye bir şey kanıtlamaya da çalışmıyorum ama bazen böyle bir aksilik olabiliyor. Mesela geçen, her zaman kek yapıyorum, her zaman kekim kabarır. Geçen bir misafirim geldi, misafirime kek yaptığımda o kek kabarmadı. Neden kabarmadı hiç anlamış değilim. Kalkıp bazı terbiyesizler bir keki bile beceremiyor. Siz çok uzaya roket gönderiyorsunuz Allah'ım, akılsızları. Yani ne diyeyim. Diyecek çok laf vardı. Ama ben artık umursamıyorum. Cahil insanlarla uğraşmıyorum. Cahil, kompleksli. Kendini böyle dev aynasında gören cahillerle uğraşmıyorum. Yapıyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum, tozuyorum, keyfime bakıyorum. Bu kadar. Kimseye hiçbir şeyin açıklamasını yapmak zorunda da değilim. Hayat bir gün, o da bugün, öyle söyleyeyim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani bazen aksilikler olabiliyor. Hayatımızın her alanında bir takım aksilikler çıkabiliyor. Bazı insanlar çok vicdansız, acımasız, gerçekten bazı insanlar acımasız eleştiri yapıyorlar. Bunlarda iman eksikliği, Allah korkusu var. Ben böyle düşünüyorum artık. Her neyse canlar, boşver, moralimizi bozmayalım. Kekim hazır, böyle limonlu, fındıklı. Çok güzel görünüyor. Hemen fırına. Bakın yine ben fırınımın azizliğine uğruyorum. Görüyorsunuz, ben bu fırını en yakın zamanda değiştirmem gerekiyor. Çünkü bakın fırınımın ortası hemen pişiriyor. Kenarları daha normal ısıdayken, normal kızarıklıktayken ortası hemen pişiriyor. Yani ya kabartmıyor ya yakıyor. Bu fırın çok dengesiz. Bu fırın yüzünden zaten böyle çeşit çeşit şeyler yapamıyorum. Sürekli fırının azizliğine uğruyorum. Emeğim boşa gidiyor diye canım sıkılıyor. Aşağıya indim. Misafirlerimiz geldi arkadaşlar. Fırınımın azizliğine uğruyorum yine. Şu an fırının başında bekliyorum. Aşağı indim. Bir hoş geldin dedim. Teyzem geldi. Gelini geldi. Öbür gelin de gelecekti. Niye o gelmemiş onu da soracaktım da. Belki daha eşi getirecektir onu. Yeğenim aşağıda kahve yapıyor. Ben aşağıda bir 5 dakika oturdum. Dedim fırına bir bakayım gelim. Nilay aşağıda ağlıyor şu anda. Başına şeyi taktım. Bandana taktım. Aynaya baktırıyorum. Aynaya baktı. Başında ay diyor. Ona bir güldüm, bir güldüm. Ay, şu anda istediğim tek şey şu kekimin güzel pişmesi. Gerçekten hiç güzel görünmüyor. Üstünü böyle yaktı. İçinin bir tarafı işte pişmiş, bir taraf böyle cıvık duruyor daha böyle. Çatalı batırıyorum, bir taraf pişmiş, bir taraf cıvık. Bu kek bu fırın böyle yapmazdı. Son günlerde neden böyle yapıyor ben de anlamıyorum ama belki mutfak robotuyla da alakalı olabilir. Mutfak robotu birkaç kişiden de duymuştum. Çok çekerseniz böyle çok böyle ince bir kıvama gelirse de böyle oluyor. Onu bir deneme yapacağım. Şimdi bir dahaki kek yaptığımda mutfak robotunda yapmayacağım. Normal her zamanki mikserle yaptığım gibi mikserle yapacağım. Bakayım aynı sıkıntıyı yaşayacak mıyım? Ha, fırınımın sıkıntısı var. Fırınım hemen üst tarafının orta bölümünü, tepsinin orta kısmı üstünü hemen çok çabuk kızartıyor. Ben her zaman şey yapıyorum. Yemek yaptığımda da böyle pasta kek yaptığımda da her zaman yani aynı sıkıntıyı yaşıyorum fırından maalesef. Ama bu benim bu aksilik de benim şansımdan mıdır nedir bilmiyorum. Ben kendi ev halkına yaptığım kekler gayet güzel oluyor. Görüyorsunuz böyle de kabarır yani. Bir misafire özel yaptığımda o kekte ikidir sıkıntı oluyor. Biri kabarmamıştı. Bu da
Bir tarafı kabardı, bir tarafı kabarmadı, bir tarafı pişti, bir tarafı pişmedi. Böyle saçma sapan bir şey oldu ama Allah ne diyeyim artık. Allah'tan gelen yabancı değil, anlayışla karşılarlar. Şimdi onlara da söyledim, böyle böyle dedim. Fırının dedi dengesi bozulmuş olabilir falan dedi teyzem. Ondan sonra şimdi çıktım, fırının başında bekliyorum. Sonuç şöyle, göstereyim ben size de yine. Normalde zaten fırınımın şeyini de açmam ben. Kapağını hiç açmam. Bak mis gibi limon kokusu var. Ama bak şurada görüyor musunuz? Şuralar daha cıvık. Şu kısımlar pişti. Şu altına bir bakayım. Bu taraftan değil, buradan bakacağım. Bakacağım. Altı böyle ama bir de şey olmuyor. Yok ya, belki de şeyden de olabilir. Bu arada fırın da çok kirli. Şey olması lazım. Hayır, altını kapatsam aşağı ineceğim. Kahve içeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş çay koyarız ocağa. Kısır hazırlıklarına başlarız. O kısımları da akşamki vlogda izleyeceksiniz canlar. Biraz önce de söylediğim gibi ben günümü ikiye bölüyorum, biliyorsunuz. İki kanalım var. Neden iki tane kanalım varken iki video çekmeyeyim ki? Kaldı ki o kadar çok birçok YouTuber'un iki kanalı var. Yani benim tanıdığım bir sürü YouTuber var. İki tane kanalı var. Mesela bunlardan biri Antalya'da yaşıyor. İki tane küçük çocuğu var. İki tane kanalı var. Önce bir taneydi kanalı. Sonra bir tane daha kanal açtı. Her ikisini de büyüttü. Ve öğlene kadar birine çekiyor. Öğlene kadar yaşantısını çekiyor. Onu bir kanalına yüklüyor ertesi günü. Öğleden sonra akşama kadar olan kısmı öbür kanalına yüklüyor. Gayet de güzel. İki tane küçük çocuğuyla, ikisi de küçükler biliyor musunuz? Bir de yani iki küçük çocuğuyla bu işi başarıyor mu? Başarıyor. Helal olsun diyorum ben böyle yapabilene. Ben de öyle yapıyorum. Yani senelerdir emek vermişim. Niye bir tane video çekeyim ki? Yani. Bir de şöyle bir şey. Yani ben seviyorum arkadaş. Ben çalışmayı seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Uğraşmayı seviyorum. Ben boş boş gezmeyi, boş takılmayı, böyle aylak aylak saçma sapan bilmiyorum. Bana saçma geliyor. O televizyon programlarını izleyip günümü öldürmeyi sevmiyorum. Yok temizlik kanalı şeyi. Temizlik. Ne o temizlik? Benim işim mi? Temizlik benim. Ne bu yeni gelin şeyleri, gündüz programları var ya, işte yeni gelin evi. Yeni gelin evi. En güzel ne? En temiz benim. İsimlerini bile aklımda aklıma getiremiyorum. Düşünün artık yani. Öyle video kanalları, o tarz TV programlarını izleyip günümü öldürmüyorum. Evimin işini yapıyorum. Yaparken de videoya çekiyorum. Ha hiç çekmesem belki 10 dakikalık şey, yani 10 dakikalık işi videoya çektiğimde yarım saat sürüyor bu iş. Çünkü videonun açısını ayarla. Onu kes, kırp. Işık ayarla, ay olmadı. Veya o anda çocuk geliyor, özel bir şey soracak oluyor. Videoyu durdur, ona cevap ver. Tekrardan videoyu başlat. Bilmem ne efendim. Kötü koktu biraz ya. Gel, gel, gel. Gel kokuyor. Hadi be, öf, amma pişer misin ya? Yani velhasıl canlar, keke baktım 2 dakika. Anlayacağınız, siz bu işlerle böyle saçma kadın programlarını izleyip vakit öldürene kadar işimi gücümü yapıyorum ya. Ben 5 yıldan beri bu YouTuber'lık mesleğine emek verdim. Kalkıp istersem 3 video çekerim, istersem 5 video çekerim, istersem 1 video çekerim, istersem 2 video çekerim. YouTube'da zaten sınırsız, istediğiniz kadar video atabilirsiniz bir günde. Bunu kalkıp bunu birileri kendine konu yapıyor, malzeme yapıyor, gülüyor, dalga geçiyor. Kendinize gülün. Vallahi ne diyeyim artık. Kendinize gülün. Canlarım, kekimin son şekli bu. Fırını kapatıp aşağıya iniyorum. Akşamki vlogda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.